pasını gönderiyor. Son bir müdahale var. Bu arada ortalık karıştı. Bir anda saha içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri. Egemen korkma. Egemen. Orada Egemen korkmaz o sanıyorum. Okan Hoca var. Bir anda yedek kulübeleri karıştı. Bir anda tansiyon yükseldi. Üzücü görüntüler. Çekişmeli, heyecanlı. 3 golün atıldı. Bir kırmızı kart, bir penaltının olduğu mücadelede. Bu arada gerçekten son derece Okan Buruk'un da orada bir son derece kötü müdahalesi son derece vardı. Üzücü görüntüler bunlar. Süper Kupa mücadelesi. Olaylar bitmiş değil. Ülkenin en önemli organizasyonu. Abdullah Avcı oraya geldi. O da kendi yedek kulübesini sakinleştirme uğraşında. Okan Hoca'yı göremiyorum şu anda. Kar yağışı da iyice etkisini arttırdı. İki takımın oyuncuları bir yandan hani gerginlik içinde olanlar, diğer yandan da o gerginliği bastırmaya, teskin etmeye çalışanlar var. Mahmut'u orada görüyorum. Uğur orada. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kenara çekildi. Yaşananları bir yandan izliyor. VAR odasında da bu olaylar izleniyor. Elbette. Bu arada karşılaşmadan sonra Erman Toroğlu için de çok fazla konuşacak konu birikti. Bütün bu pozisyonları Süper Kupa mücadelesinin ardından Süper Kupa özel programında arkadaşlarımız konuşacak, tartışacak. İşte olayların başlangıcı. Okan Buruk burada kulübeye dönüp Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam. Sonrasında bir sözlü tartışma Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında. Orada sonra işte bu şekilde evet kulübeye doğru gidiyor Okan Buruk. Ardından da Egemen'in Egemen korkmaz bir yanda, Okan Buruk diğer yanda. Bir anda bu şekilde gerginlik tırmanıyor değerli futbol severler. Şu anda sakinleştirmeye çalışıyor. Hala olayları başlamadı. Bir kez daha bu şekilde ekrana yansıtmış evet, kırmızı olduk. Kart çıktı. Kırmızı şimdi. Kart kulübeye, Egemen'e. Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri sanırım Okan Buruk'a. İki kulübeye de gösterildi çünkü olayların içerisinde Egemen ve Okan Buruk vardı. Egemen Korkmaz, Egemen Korkmaz kırmızı gördü. Hala da sakinleşmiş değil. Diğer kırmızı kart nereye çıktı? Arkadaşlarımdan da yardım istiyorum. Okan Buruk, Okan Hoca'nın itirazları var. Yaşar Kemal Uğurlu Okan Buruk'un yanında. Okan Buruk'un çıkmasını istiyor veya kulübeden bir yetkilinin. Görebildiğimiz kadarıyla hemen biz de muhabirimizden sevgili Emre Kaplan'dan bilgi isteyelim. Evet, Okan Buruk değil kırmızı kart. Burada Medipol Başakşehir hocalardan görevlerinden biri evet. Bu. Olayların içinde miydi, değil miydi? Neden kırmızı kart gördü? Evet. Burada işte gördü. Evet. Burada bu hamlesinden dolayı kırmızı kart görüyor. İşte Yaşar Kemal Uğurlu da bir de sarı kart çıktı. Dembaba'ya sarı kart oyun içinde. Kenarda bir kırmızı, bir sarı. Oyun içinde bir sarı. Yani bu arada maç bitti. 3 dakikalık ekstra uzatma, süre oynanıyor. Gösterilmedi. Uzatma bölümü ama tabii olaylarla bitti. Uzun süredir için durdu. 88'den beri yanılmıyorsam oyun duraksamış halde. Bir yandan oyuncu değişikliği hazırlığı şimdi bir yandan değişiklikler var, bir yandan hala yedek kulübesinde bir gerginlik görüyorum. Deniz Türüç şimdi kenara geliyor, çok sinirlendi o da oyundan çıkarken. Ekuban kenara geliyor. Canini Hüseyin'i değişikliği.
Afo Bey de oyuna girdi, evet, yanılmıyorsam. Yani her şey birbirine girdi şu anda. Canini kenara geldi. Hüseyin'i oyuna dahil oldu. Bordo Mavi takımda Ekuban'da yerini Afo Bey'e bırakıyor. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Gulbrandsen oyunda, Deniz Türüç'ün yerine Medipol Başakşehir'de. Oyuncu değişiklikleri bu şekilde. Tabii 90 dakika normal süre tamamlandı. Üzerine bir 4 dakika da geçti ama topun oyunda olmadığı bu süre az sonra işaret edilecek. Biz de izleyicilerimizle paylaşacağız. Dördüncü hakem tabelayı hazırlıyor. Uzatmayı da gösterecek birazdan. Tugay Kağan Numanoğlu var. Sağ kenarında dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Oyunda tekrar hareketlenecek. Uğurcan topu oyuna sokacak. 13 dakika Ender Bilgin. 13 dakikalık uzatma. 13 dakika. Uzatma devresi. Uzunluğunda bir uzatma. Evet. 13 dakikalık uzatma bölümü. Bu arada Okan Buruk bir yandan dördüncü hakeme gitti, bir şeyler söyledi. Abdullah Avcı bölgede öyle bir küçük diyalog yaşandı. Şimdi bir yandan da gözüm sürekli iki takımın yedek kulübelerinde. 90 artı 1 mi diyelim biz, kaç diyelim bilemedim ki. Kronometremiz 5'te ama 1 diyelim. Uzatmanın ilk dakikası o zaman. Top da taca gitti. Şimdi taç atışı kullanılacak. Üzücü olaylarda yeniden futbola, futbolun heyecanına dönelim. 3 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltının olduğu maçta şunu keşke. Şunu vurgulayalım. 90 artı 4'te 13 dakika gösterildi. Evet. Yani izleyicilerimiz hani 90 artı 4'e gelmişti süre. Orada 13 dakika gösterildi. Bunu da bir bilgi olarak vurgulayalım. Mert bu arada. Ters bir vuruş. Pong var o bölgede. Baskısı var Trabzonspor'un. Pong top önünde kaldı. Şimdi Medipol Başakşehir kendi aralığında. Mehmet Topal'la topun sahibi. Mehmet Topal kendi çevresinde döndü. Baker'ın orada baskısı var. Basını verdi. Aleksic'i topla buluşturdu. Aleksic çıkmak istiyordu. Mert'e döndü. Pong. Hasan Ali. O top bir kez daha Pong'a geliyor. Sağ tarafa gönderdi Pong pasını. Ömer Ali Şahiner. Bu arada arkadaşlarımdan da Medipol Başakşehir'de idari direktörüm Murat Yaman'ın kırmızı kart gördüğü bilgisi geldi. Onu da belirtelim. Dem Baba. Egemen Korkmaz ve Murat Yaman. Kulübedeki iki isim kart gördü. Olaylar sonrasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Evet, iki